Evet arkadaşlar, Almanya'da bir senemi doldurdum ve Almanya benim için gerçekten çok ama çok büyük bir pişmanlık. Almanya hakkında gerçekten çok pişman olduğum bir nokta var. O da diyorum ki keşke şuraya daha erken gelseymişim. Gerçekten Türkiye'ye kıyasla o kadar kolay bir hayat var ki inanamazsınız. Yani mesela markete gidiyorsun, poşetleri dolduruyorsun. Yani zorlasan en fazla 50 euro ediyor yani. Genellikle ben mesela markete gidiyorum, komple dolduruyorum, baştan aşağı dolduruyorum. 30 euro maksimum yani. Alım gücü desen zaten part time çalışarak bile 2-3 ayda ne istiyorsam alabiliyorum yani. Özellikle elektronik, teknolojik aletler olsun, ne istiyorsam alabiliyorum. Ev konusu biraz sıkıntı maalesef arkadaşlar. Burada maalesef evler çok eski, çok küçük, çok bakımsız ve o evlere gerçekten çok kira istiyorlar. Yani burada kendi başınıza bir daireye çıkarsanız bu kesinlikle maaşınızın yarısının kiraya gideceği anlamına gelir. Burada mecburen bir oda kiralamayı kabulleneceksiniz arkadaşlar ki sizin için aslında daha iyi olur. Çevre edinmiş olursunuz. Farklı insanlarla yaşamayı öğrenmiş olursunuz. Onun dışında gerçekten aklınıza gelebilecek her anlamda ekonomik olarak çok rahat, çok basit bir ülke. Tabii ki araba konusunda mesela size gösteriyorlar, atıyorum işte 1000 euroya araba var, 2000 euro araba var falan diye. Ama o arabaları mesela aldığınız zaman işte onun sigortasıdır, kaskosudur, bir sürü masrafı çıkıyor. Tabii ki yine de Türkiye'ye göre çok daha rahat, çok daha ucuz arabalar yani alım gücüne göre. Ama yine de o kadar size bahsedildiği kadar rahat ve kolay araba alınmıyor. Eskiden böyle bir 5-10 sene önce evet artık 500 euroya kadar bile arabalar vardı. Ama artık burada da arabaların çoğu zamlandı. Burada da eski arabalar zamlanıyor. Tabii ki hep iyi yanlarından bahsetmeyelim arkadaşlar. Büyük şehirden geliyorsanız, Türkiye'deki bir büyük şehirden, işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den öyle bir yerden geliyorsanız burada kesinlikle sıkılacaksınız. Yani Berlin'i bunun haricinde tutuyorum. Berlin'i saymıyorum. Berlin dışında gidebileceğiniz her şehir yani Münih dahil buralarda sıkılacaksınız. Sıkılmanız için %100 garanti veriyorum arkadaşlar. Sıkılmıyorsanız bana bunun kanadını yollayın, ben size 50 euro para havale edeceğim arkadaşlar. Gerçekten sıkılmayan insan yalan söylüyordur. Burada sıkılmayan insan yalan söylüyordur. Ben evde vakit geçirmeyi seven bir insan olarak bile burada çok sıkılıyorum. Pazar günleri dışarıda gerçekten insan yok. Yani alışverişe gidemiyorsun zaten. Hani marketlerin hepsi kapalı. Alışveriş merkezlerinin de hepsi kapalı. Yani gerçekten pazar günü sadece dönerciler açık. Hani eczaneler bile kapalı. Dönerciler açık. Sanırım burada insanların temel ihtiyacı döner yemek. Yani burada Türkiye'den daha çok dönerci var. Ben çok şaşırdım gelince. Ha, buradaki dönerlerin hepsi lezzetli mi arkadaşlar? Burada da gerçekten çok kötü döner etleri var. Böyle plastik yiyorsun gibi hissettiğin dönerler var. Yani burada da aslında çok kötü dönerler yiyebilirsiniz. Ve ben arkadaşlar birazcık dana eti seviyorum. Hani böyle sürekli karıştırıyorlar. Hindi karıştırıyorlar. Başka bir şey karıştırıyorlar. Pek sevmiyorum yani işte. Ya da kıymadan yapılan dönerleri falan sevmiyorum. Hani böyle yaprak döner bulmak istiyorum. Tabii ki yaprak döner de bulabilirsiniz ama onun yerleri var. Hani onu birazcık araştırmanız lazım. Onun dışında çok güzel döner yeme şansınız biraz daha düşük. Dediğim gibi sıkıntıdan öleceksiniz arkadaşlar hafta sonları. Eğer böyle bir arkadaş çevreniz yoksa falan filan. Arkadaş çevreniz olsa bile buradaki arkadaşlıklar Türkiye'dekiler gibi değil. Bir de tabii buraya 20'den sonra falan geliyorsanız. Yani çoğu insanın arkadaşlıkları genelde çocukluk zamanlarında veya lise zamanlarında oluştuğu için. Burada sıfırdan arkadaş bulmanız gerçekten zor. Ve burada doğma büyüme Türklerle sizin kafa yapınız aynı olmuyor. Genelde anlaşamıyorsunuz. Genellikle sizin gibi sonradan gelen Türklerle arkadaş olabiliyorsunuz. Azerbaycanlılarla arkadaş olabiliyorsunuz vesaire vesaire. Tabii ki bunlar da bir yere kadar gidiyor arkadaşlar. Çünkü 20'den sonra herkesin kendi hayatı var. Kimisi evleniyor, kimisi işe gidiyor, kimisi hiçbir şey yapmıyor. Sadece işte geziyor, tatile gidiyor vesaire. Kimisi okuluna bir sene ara verip dünyayı gezmeye falan çıkıyor. Yani böyle 20'lerde insanların hayatları çok değişik oluyor. Herkes kendi yoluna bakıyor. O yüzden yani buraya gelirken gerçekten arkadaş konusunda sıkıntı yaşayacağınıza hazırlıklı olun. Yani bunlara hazırlıklı olun. Buraya gelirken yalnızlık yaşayacaksanız bu çok normal. Ben böyle çok sosyal birisi olmayan biri olarak bile burada çok sıkılıyorum. Özellikle böyle çok sosyal, her hafta kafelere giden, böyle sürekli kafelerde oturan insanların burada delireceğini düşünüyorum. Özellikle böyle küçük şehirlerde yaşıyorsanız kesinlikle burada sıkıntı yaşarsınız. Onun dışında arkadaşlar alışmanız gereken zorluklardan bir tanesi de burada bürokrasi gerçekten çok yavaş. Yani bir devlet dairesinde bir işiniz olduğu zaman falan yani aman Allah'ım, yani gerçekten Allah size kolaylık versin. İşte bir belgeyi götürüyorsunuz, diyor sonra yarın gel şunu getir. Sonra evine posta gönderiyor, diyor ki işte 2 hafta sonra gel şunu imzala. İşte bir daha gidiyorsun, sonra diyor bir daha şunu gel şunu getir. Yani burada teknoloji yok arkadaşlar. Burada böyle posta kutuları var. Postacılar böyle sizin evinize posta bırakıyor. İlla sizin o posta kutusundan o postayı alıp içini açıp içindekileri okuyup sonra gidip size posta gönderen kişinin yanına gitmeniz falan gerekiyor. Yani böyle mail icat edilmemiş burada. Bu konularda gerçekten çok saçma sapan, çok geri kalmış uygulamalar var arkadaşlar.
Ben tabii ki buraya gelmeden önce birazcık deneyimim vardı yani. Ben biraz Almanya'ya ayağımı alıştırmıştım. O yüzden çok sıkıntı yaşamadım. Yani ben 2-3 kere zaten Almanya'ya gelmiştim. Burada benim akrabalarım falan var. 2018 yazında da ben burada Almanca kursuna gitmiştim. O yüzden yani aşağı yukarı neyle karşılaşacağımı biliyordum. Almanya'da doğma büyüme Türklerin de kafa yapısını, yaşam anlayışını bildiğim için Almanları da az çok tahmin ediyordum ve Almanlar da aşağı yukarı benim tahmin ettiğim gibi çıktılar arkadaşlar. Gerçekten burada böyle şey var. Yani herkes kendi hayatına bakıyor. Yani işte o ne demiş? İşte bu ne yapmış, şu ne yapmış. Hayır, sadece kendi hayatına bakıyorsun. Başkası ne der diye bir şey yok. Sadece kendi hayatına bakıyorsun. Ama aynı şekilde de şöyle mesela diyelim senin başına bir şey geldi. Sen onu söylemezsen kimse sana sormaz yani sen iyi misin, nasılsın falan filan. Yani böyle bir hayat yok. Yani herkes kendi yoluna bakıyor. Bir sorun olursa senin onu söylemeni bekliyorlar. Yani böyle işte sürekli nasılsın, ne yapıyorsun falan filan. Almanlar çok bu toplara, çok bu muhabbetlere gerçekten girmiyorlar arkadaşlar. Ama bunun güzel de bir yanı var. Gerçekten size kimsenin karışmadığını, tamamen kendi başınıza olduğunuzu hissediyorsunuz. Yani burada arkadaşlar Türkiye'deki gibi böyle atıyorum. Türkiye'de şöyle bir algı var. Mesela atıyorum ikinci el bir şey alınmaz. İşte ikinci el mi alacağız? O kadar düştük mü falan. Almanlar bunu burada şöyle diyorlar. Diyorlar ki biz burada çevreyi koruyoruz. Yani aslında haklılar adamlar. Yani birisi bir ürün almış, kullanmış. Sonra bunu kullanmaktan vazgeçmiş. E ne yapacak? Bunu işte sokağa bir yere koyacak. İhtiyacı olan birisi gelip onu oradan alacak ve kullanacak. Yani bu aslında çevre için de önemli. Yani o adam gidip ürünün aynısını işte bir mobilyacıdan satın alacağına gidiyor, sokakta bulunan bir mobilyayı alıyor ve evinde kullanıyor ve bundan kimse utanmıyor. Yani burada biraz böyle bir rahat bir hayat var. Yani atıyorum işte ikinci el dükkanları var mesela. Burada kiloyla kıyafet satıyorlar ve kimse oraya gitmekten utanmıyor. Zaten pazar günü yani Almanya'da yapabileceğiniz hiçbir aktivite yok. Yani sadece ikinci el dükkanı gezebilirsiniz. Bu bit pazarı dedikleri işte. Flohmarkt diyorlar bunlar. Yani buraları gezebilirsiniz. Gerçekten Almanya size bunu emrediyor. Diyor ki Almanya size pazartesi günü sabah erkenden işe gitmek zorundasın. Cumartesi günü, her cumartesi günü markete gitmek zorundasın. Her pazar günü de yapacak hiçbir şeyin yok. Ya dışarıda köpeğini gezdireceksin. Ya da bir tane ikinci el dükkanından işte Flohmarkt dediğim bu bit pazarlarından bir şeyler alacaksın. Yani başka bir alternatifin yok. Almanya'da beni en çok rahatsız eden şey bu aslında birazcık arkadaşlar. Çünkü her şeyinizin bir kuralı var. Her şeyinizin bir zamanı var. Hayatınızı birisi, yani bir devlet hayatınızı böyle tasarlamış. Diyor ki sen cumartesi günü alışverişe gitmek zorundasın. Ha şimdi diyeceksin yani kimse cumartesi günü alışverişe gitmek zorunda değil. Ama pazar günü 24 saat alışveriş merkezleri kapalı. Marketler kapalı. E ne yapacaksın? Cumartesi günü mecbur gideceksin yani. O evde yani yiyecek kalmıyor yoksa. Yani cumartesi günü gitmek zorundasın. Yani Türkiye ile kıyaslarsak bu konuda Almanya gerçekten çok kısıtlayıcı bir ülke. Yani neyi ne zaman yapacağınız çok belli. Atıyorum cam şişelerin var. Cam şişelerini çöpe atacaksın. Mesela diyor ki pazar günü cam şişelerini cam şişe toplayıcılarına atamazsın. Niye? Çünkü gürültü yapar. İnsanların pazar günü sessizliğe ihtiyacı var. Yapamazsın. Atıyorum öğlen işte 12'den sanırım 3'e kadar falan Ruhezeit dedikleri bu sessizlik saatleri var. Mesela bu saatlerde gürültü yapamazsın. Yani böyle kurallar var. Tabii ki bu kadar olumlu yönünü saydıktan sonra olumsuz yön olarak bunları gösterdiğime göre demek ki zaten Almanya'nın çok fazla bir olumsuz yönü yok demek oluyor bu. Zaten gerçekten de o kadar olumsuz bir yönü yok. İşte deprem ülkesi değil. Böyle çok fazla seller, felaketler olmuyor. Tabii ki seller oluyor arada ama o kadar değil. İşte ne bileyim böyle İnsanların başına böyle politik şeylerden dolayı çok ciddi problemler gelmiyor. İşte ne bileyim gazeteciler böyle tutuklanmıyor falan filan. Bu konularda da rahat. Tabii ki burada da öyle ifade özgürlüğü, özgür basın vesaire o kadar yok arkadaşlar. Burada da haber kanalları çoğu taraflı yani büyük çoğunluğu taraf tutuyor. İnsanları manipüle ediyor vesaire vesaire. Siyasetten, bürokrasiden bahsettik. Biraz da Almanlardan bahsedelim arkadaşlar. Ben Almanların bahsedildiği kadar ırkçı olduklarına inanmıyorum. Ama birazcık şöyle bir algı var. Yani bu eskiden kalma bir şey. Alman malı, Alman kalitesi, Alman şey. Yani biraz yani bu aslında biraz milliyetçilikten kaynaklanıyor. Bunlar Almanya'yı seviyorlar. Gerçekten ülkelerini çok seviyorlar. Zaten belli yani gerçekten çalışmışlar. Endüstriyi o kadar geliştirmişler. Bütün dünya ile ticaret yapıyorlar. Kimya sektörü olsun, mühendislik sektörü olsun, turizm sektörü olsun. Yani birçok sektörde çok öndeler. Çok yani başarılı bir millet. Ya o yüzden birazcık böyle bir Almancılık var. Yani Alman olsun. Ya bir de travmalar var tabii ki. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın travmaları, İkinci Dünya Savaşı'nın travmaları vesaire vesaire. Bunlar çok normal ve anlaşılabilir şeyler. Ama tabii ki Almanya içerisinde işte İslamofobi yok mu? Var. Yani ne bileyim işte Ruslara karşı bir antipati var mı? Var. Yani bu tarz şeyler var. Ve hani bu kadar gezen bir millet. Almanlar biliyorsunuz dünyanın en çok gezen milletlerinden biri ama birçok konuda arkadaşlar aslında çok da şey değiller, eğitimli ve bilgili değiller, zannettiğiniz kadar değil. Yani o Alman haberlerini takip etmekten gerçekten bunların da çoğunun beyni yıkanmış. Yani dünyaya biraz tek taraftan bakıyorlar. O yüzden Türkiye ile ilgili de çok fazla ön yargıları var. Hani Türkiye'yi böyle bir Arap ülkesi gibi falan hayal ediyorlar. Hani sonuçta
Müslüman çoğunluğu olan bir ülke ama hani gerçekten kafalarındaki imaj böyle hani Suudi Arabistan gibi olmasa bile işte Suriye, Irak gibi bir imaj belki. Yani Yunanistan'a çok benzemediğimizi düşünüyorlardır muhtemelen. Almanlarla tabii ki dediğim gibi bu milliyetçilik durumlarından, tutuculuk durumlarından, kültürel tutuculuk durumlarından dolayı arkadaş olmak o kadar kolay değil. Ama Almanlara gerçekten güveninizi verirseniz yani uzun bir süre sonra, uzun bir süre boyunca arkadaşlığınızı devam ettirebilirseniz gerçekten çok samimi ve çok sadık arkadaşınız olabilirler. Yani aslında böyle hani kabalar falan filan değil. Yani bayağı kibarlar yani işte ne bileyim selamlaşma olsun böyle işte güzel şeyler söylemek olsun gerçekten kibar ve nazikler. Özellikle böyle bizim gibi küfürbaz bir millet değiller arkadaşlar. Dillerine gerçekten dikkat ediyorlar yani gerçekten saygılarına, dillerine dikkat eden bir millet. Tabii ki buraya geldiğiniz zaman siz hani Türkiye'den geliyorsunuz. Her şeyi Türkiye gibi yaşamaya çalışmamalısınız. Burada farklılıkları kabul etmeye, onlara alışmaya çalışmalısınız ki Almanlar da görsün ki hani bu kişi buraya gelmiş, buraya entegre olmak için bir şeyler yapıyor. Almancayı güzel öğreniyor, telaffuzu iyi vesaire işte. O zaman size saygı duyacaklar. Yani sen şimdi Türkiye'den geldin, burada her yerde Türkçe konuşuyorsun, İngilizce konuşuyorsun. O zaman sana saygı duymamaları normal. Yani sen buraya geliyorsan demek ki burayı kabul ettiğin için geliyorsun. Yani buranın kültürünü tanıman gerekiyor. Bu ülkenin tarihini, siyasetini bilmen gerekiyor. Sen de Almanca konuşarak, güzel telaffuzla, güzel bir artikülasyonla Almanca konuşarak onlara diyorsun ki bakın ben sizin kültürünüze saygı gösteriyorum. Ben sizin kültürünüzü anlamaya çalışıyorum. Hani ben buraya geldim ama sadece para kazanıp gitmek değil. Aslında Almanya'dan da faydalanmak istiyorum. Yani buranın kültüründen bir şeyler kendime katmak istiyorum demiş oluyorsunuz. İşte o zaman Almanlar sizinle daha çok samimi olabiliyorlar. O zaman size daha çok saygı gösteriyorlar. Akademi konusuna gelelim arkadaşlar. Akademide yani Türkiye'ye göre biraz daha özgürsünüz. Ama biraz daha adil bir akademi kesinlikle. Yani hocalar olsun, not sistemi olsun. Yani çoğu konuda daha adil bir akademi var. Yani adam kayırma bu kadar yani Türkiye'deki kadar cıvkı çıkmış durumda değil. Burada arkadaşlar gerçekten sınavlar çok zor. Üniversitelerdeki sınavlar çok zor oluyor ve hocalar gerçekten çok güzel notlarlar. Yani gerçekten hakkın neyse onu alırsın. Alman hocalar kesinlikle böyledir. Ama tabii ki yani bir yanlışın varsa, bir hak etmediğin bir şey varsa kesinlikle seni geçirmez yani kalırsın. Onun dışında çok da kaprisli insanlar değillerdir. İşte derse geç gelebilirsin, sıkıntı olmaz. Yani derse girebilirsin. İşte kapıyı tıklayayım hocam girebilir miyim diye sorayım falan. Öyle bir şey yapmana gerek yok. Direkt kapıyı açıp yani oturman gereken yere oturup dersi takip edebilirsin. Sonuçta mantık önemli arkadaşlar. Yani siz kapıyı tıkladığınızda dersi bölmüş oluyorsunuz. Hocayı bölmüş oluyorsunuz. Sessizce gidip sıranıza oturuyorsunuz. Hocanızla senli benli konuşabilirsiniz. Sen diyebilirsiniz. İsmini söyleyebilirsin. Yani işte soyadını söylemeden hocanıza direkt ismiyle hitap edebilirsiniz. Hocaların burada böyle giyimi olsun, şeyli konuşmaları olsun falan. Öğrencilerle gerçekten şeyler yakınlar yani. Öyle Türkiye'deki gibi mesafeli ve egolu değiller. O konuda çok güzel. Burada tabii biraz daha açık konuşma kültürü var. Yani Türkiye'ye göre biz Türkiye'de mesela bir şey söylerken hani önce bir frenleriz. Yani önce bir kibarcasını söyleriz karşı taraf anlamadan önce. Karşı tarafla anlaşamadığımızı fark edince gerçekten düşündüğümüz şeyi söyleriz. Yani kendimizi filtreleriz. Ama Almanya'da bu pek yok arkadaşlar. Almanlar direkt olarak düşündüğü şeyi söylemeyi daha çok tercih ederler. Almanlar gerçekten dürüstlüğe çok değer verirler. Yani gerçekten bir Almana karşı yalan söylemeyin. Çok dürüst olun. Dilinize de dikkat edin. Yani böyle çok sokak dili, kaba şeyler kullanmayın. Bu konulara gerçekten çok takılıyorlar. Yani gerçekten düzgün bir dil konuşun. Sokak ağzıyla böyle saçma sapan şeyler söylemeyin. Onun dışında arkadaşlar Türkiye ile Almanya arasındaki en büyük fark ve gerçekten Almanya'ya iyi ki gelmişim dedirten birinci fark arkadaşlar çalışma koşulları. Gerçekten inanılmaz fark var. Yani birçok konuda evet yakınlıklar var. Türkiye'nin daha iyi olduğu noktalar var. Yani atıyorum bu dijitalleşme olsun, internette bir işleminizi yapmak işte bir belgenizi çıkartmak olsun, bürokrasi olsun, bir devlet dairesinden bir işinizi görmek olsun. Türkiye kesinlikle Almanya'dan 100 sene ileride yani bu konuda. İnternet bankacılığında olsun. Türkiye Almanya'dan 200 sene ileride, şaka söylemiyorum. Ama iki ülkeyi kıyaslamaya geldiğimiz zaman en büyük farkı yaratan şey kesinlikle çalışma koşulları. Türkiye'de biliyorsunuz biraz Amerika özentisi bir sistem var. Yani insanlar daha çok çalışsın. Para kazanan daha çok para kazansın. Ve hani liberalizm yani para kazanan daha çok zengin olsun. İşte onu çok engellemeyelim ki sektörler büyüsün ve böylelikle bütün ülke büyüsün şeklinde bir anlayış varken Almanya'da biraz daha böyle orta sınıfı, alt sınıfı daha çok koruyan bir sistem var ve zengini birazcık daha böyle engelleyen bir sistem var yani vergileriyle vesaire olsun. O yüzden çalışma koşulları da çok daha iyi, işte çalışma saatleri çok daha rahat. Yani şimdi size diyorlar işte biz Almanya'da işte sabah 4'te 5'te iş kalkıp işe gidiyoruz falan. Evet gidiyorlar ama bakın bu insanların senede bir aya yakın tatilleri var ve
Birçok durumda şey de var. Mesela sen diyorsun ki ben hastayım. Ben hastayım diye bildirdiğin zaman mesela birçok durumda senden rapor bile istemiyorlar. Türkiye'de mesela senden o raporu ister. Sen o raporu verirsin. Sen işe gittiğin zaman, ertesi gün işe gittiğin zaman patron yine seni kontrol eder. Yani yalan mı söylemiş, söylememiş mi falan. Sen burada mesela diyorsun ki ben hastayım. Bitti. Yani ben hastayım dediğin zaman bitti. Yani kimse senin o hasta mısın, ne yaptın, ne ettin bunu sorgulamaz. Onun dışında zaten bu dediğim gibi senelik bir ay izin. Yani Türkiye'de özel sektörü düşündüğünüz zaman yani bir hafta izin kullanan insan ya Rabbi şükür diyor yani. Bir hafta, iki hafta izin kullanan insan ya Rabbi şükür diyor. Hani memurlar hariç tabii ki. Memurlar Türkiye'de biraz daha güzel çalışma saatlerine sahipler ama onların da maaşları çok da yeterli değil yani Türkiye şartlarında. Dediğim gibi gerçekten burada çalıştığınız zaman yani en basit işi yapın. Yemin ediyorum yani şey yapmayın tabii, kaçak çalışmayın. Yani kaçak çalıştığınız zaman sizden muhtemelen bayağı bir para kaçıracaklar yani. Sizi bayağı sömürecekler. Tabii ki kaçak çalışmayın. Buraya geldiğinizde kağıtlı, belgeli çalışın. Burada atıyorum 12,5 euro, 13 euro kazandığınız zaman yani Türkiye'de maalesef neredeyse böyle yeni mezun bir işte mühendisin, mimarın aldığı maaşlara kadar kazanabiliyorsunuz. Yani bu tabii ki üzücü yani part-time çalışarak tam zamanlı çalışan bir insanın maaşına yetişiyorsunuz ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar size gerçekten bakın. Burada evet kiralar Türkiye'den daha pahalı ama bakın neredeyse diyorum market fiyatları neredeyse aynı yani İstanbul'la neredeyse aynı. Yani bunu düşündüğünüz zaman zaten alım gücünün ne kadar rahat olduğunu, burada yaşamanın ne kadar kolay olduğunu fark edersiniz. İş konusunda da öyle arkadaşlar. Yani iş saatleri olsun, iş hayat dengesi. Bakın burada böyle bir şey var. İş hayat dengesi. Yani Türkiye'de kesinlikle hiçbir büyük şehirde iş hayat dengesi olduğuna inanmıyorum. Yani cumartesi günü gidiyorsun sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. Çoğu yerde böyle. Onun dışında Türkiye'de patronlar çalışanlarını kendi malı gibi görürler biliyorsunuz. Yani sürekli ararlar, sürekli rahatsız ederler, sürekli kontrol ederler. Burada öyle bir şey yok. Yani sen işte mesaisine saatinde gelmiş misin, gelmemiş misin onu bile çok da kontrol etmiyorlar burada. Yani biraz daha rahatsın gene. Yani bu en ama en büyük fark kesinlikle arkadaşlar. Çalışma koşulları yani gerçekten çalıştığınız zaman yorulmuyorsunuz, rezil olmuyorsunuz. Sömürüldüğünüzü fark etmiyorsunuz. Tabii burada da sömürülüyorsunuz ama o kadar sömürüldüğünüz bu kadar fark etmiyorsunuz. Yani yine cumartesiniz, pazarınız size kalıyor. Kafa dinliyorsunuz, rahat yaşıyorsunuz. Zaten pazar günleri birazcık buna göre tasarlanmış. Yani pazar günü yani dinleniyorsun. Yani dinlenmek istemesen bile dinleniyorsun. Yani sen desen ki ben pazar günü çalışmak istiyorum. Yani bulabileceğin iş sayısı çok az. O yüzden biraz böyle kontrollü bir hayat var. Yani burada biraz devletin ağır bir gücü var. Türkiye'de biraz daha liberal bir sistem var. Ama burada devletin ağır bir gücü var ve yani birçok şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Yani insanların sağlığını, insanların hayatını birazcık daha kontrol etmeye çalışıyor. Bu güzel bir şey. Yani özellikle orta sınıf ve alt sınıf için güzel bir şey. Ama tabii ki işte çok paranız vardır, zenginsinizdir. Öyle birisi için burası da dezavantajlı bir ülke arkadaşlar. Yani gerçekten çok parası olan birisiyseniz Almanya'ya gelmenizi çok da önermem. Ama orta sınıfsanız, alt sınıfsanız, orta sınıfın biraz üstüyseniz kesinlikle Almanya'ya gelin arkadaşlar. Çok rahat, çok kolay bir ülke. Yani gerçekten Türkiye'ye göre çok kolay bir ülke. Başka ne kaldı arkadaşlar? İklimi kaldı. Almanya soğuk, Almanya soğuk, Almanya buz gibi, Almanya'da donarsın falan. Yani bakın arkadaşlar ben İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'un görece biraz soğuk yerinde yaşıyordum. Yani biraz yükselti olduğu için falan. Hani eksi 2'leri, eksi 3'leri falan yine görüyorduk. Yani eksi 5'e kadar gördük İstanbul'da. Burada da gördüğün şey şu oluyor. Eksi 10 derece oluyor ya da eksi 15 derece belki oluyor. O da yılın bir haftası belki yani. Hani birkaç gün eksi 10 derece görmüş olabilirsin. Yani ben geçen sene bir kış boyunca maksimum eksi 10 derece gördüm. Ha fark şu arkadaşlar. İstanbul'da atıyorum bu hani 0 dereceler, eksi 3 dereceler atıyorum 2 hafta oluyorsa bütün kış boyunca da bir hafta oluyorsa burada o 4 haftaya kadar çıkabiliyor. Yani o öyle bir fark var. Hani soğuktan çok korkan, soğuktan çok rahatsız olan biri değilseniz yani burada alışırsınız. Ben gerçekten alıştım yani onu söyleyeyim size. Ama böyle Antalya'dan, Adana'dan, oradan buradan geliyorsanız tabii ki burada üşürsünüz. Yani ama Ankara'dan, Erzurum'dan geliyorsanız o kadar ciddi bir fark yaşayacağınıza inanmıyorum. Almanya'nın soğuğu bence abartılıyor arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Tabii ben biraz burada Berlin tarafındayım. Buralar biraz daha diğer bölgelere göre biraz daha sıcak kalıyor. Yazın mesela gerçekten pişiyorum ya. İnanamazsınız yani. Kesinlikle burada İstanbul'un daha sıcak hissediyorum. Almanya'nın yazın 30 derecesi İstanbul'un 40 derecesiyle falan aynıdır yani. Burada gerçekten hava daha sıcak hissettiriyor. Hemen hemen bütün her şeyi konuştuk arkadaşlar. Burada benim Almanya'da en ama en sevmediğim şeyi size söylüyorum. Kışın hava çok erken kararır. Yani saat 4'te her yer kapkaranlık. Yani gerçekten gündüz gece bir ayrımı yok. Yani yaşıyorsun ama hani sabah ne zaman uyanacağım, ne zaman yatmaya gideceğim falan anlamıyorsun yani gerçekten. Kapkaranlık. Yani sürekli yıl kışın belki de hani 3 aysa 2 ayı kapkaranlık geçiyor. Gerçekten güneş görmüyorsun. Yani çok kötü bu.
Hani bu en kötüsü yani şu ana kadar en kötü Almanya ile ilgili en kötü şey bu arkadaşlar. Yani düşünün yani Almanya ne kadar rahat bir ülke. Tabii ki sizin hoşunuza gider mi bilmiyorum. Benim hoşuma gitmiyor. Yazın da mesela burada hava çok geç kararıyor. Yani saat 10'a kadar hava kararmıyor. 11'e kadar hava kararmıyor. Ben de sinir oluyorum. Yani ne zaman benim uykum gelecek? Yani değil mi? Ben İstanbul'da çok dengeli bir şeye alışıktım. Yani atıyorum kışın 6'da kararıyorsa yazın atıyorum 9'da kararır yani. Anladın mı? Yani çok dengeli bir şey. Hani ekvatora yakın olduğumuz için çok dengeli. Ama burada çok dengesiz. Yani yazın 10.30'da hava kararıyor. Yani ben 10.30'a kadar güneş istemiyorum kardeşim. 10'a kadar güneş istemiyorum. Ya. Çok saçma. Psikolojim bozuluyor yani. Bilmiyorum. Bazı insanlar bunu seviyor. Ben sevmiyorum. Bu da size kalmış. Onun dışında yani genel olarak böyle arkadaşlar. Almanya'da Türkiye'ye göre daha renksiz, daha sıkıcı bir hayat var. Eğlence kültürü Türkiye kadar gelişmiş değil. O kadar böyle işte kafeye gideyim falan. Ya tabii ki şu anlamda gelişmiş arkadaşlar. Klaplar olsun, diskolar olsun, barlar olsun bu anlamda gelişmiş. Ama İstanbul'da da ya da Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinde de zaten birçok eğlence şeyi gelişmiş zaten. Burada gelişmemiş diyebileceğimiz tabii ki bu sistemden dolayı biraz kafe kültürü yani işte atıyorum gece sıkıldım arkadaşlarla kafede oturalım işte tatlı bir şeyler yiyelim kahve içelim falan. Hayır yapamıyorsun yani gerçekten yapamıyorsun yok çünkü hani kapatıyorlar direkt. Yani burada maalesef öyle bir sıkıntı var yani burada bara gidebilirsin işte klaba gidebilirsin yani akşam kafe yok. Yani direkt yok. Yani genel manada biraz daha sıkıcı, monoton bir hayat var. Burada insanların da zaten hani şeyleri de monoton. Ya yani Türkiye'ye bakıyorsun abi mesela bir metroda oturuyorsun, sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun. Abi her tipten insan var. Yani sarışını var, karası var, esmeri var, Afrikalısı var, başörtülüsü var, başörtüsü var, açığı var, kapalısı var, sağcısı var, solcusu var, şusu var, busu var. Almanya o kadar şey bir ülke değil yani o kadar renkli bir ülke değil. Yani o kadar farklı renkler göremezsiniz burada. Biraz daha böyle. Herkes birbirine benziyor yani. Yani Türkiye'ye kıyasla herkes birbirine benziyor. Tabii ki benim İstanbul'da yaşayan birisi olarak en sevmediğim şeylerden biri de burada deniz yok. Yani göl beni tatmin etmiyor kardeşim ya. Ben deniz görmek istiyorum. Böyle uzun uzun deniz görmek istiyorum kardeşim yani. Tabii ki işte alım gücünde olsun, ekonomide olsun Almanya Türkiye'yi fersah fersah tokatlıyor. Ama aldığınız şeyle o kadar ilgilenemiyorsunuz. Çünkü burada kimse hani sizin atıyorum arabanız varmış. Aa şunun arabası varmış demiyor abi. Herkes kendi arabasını sürüyor. Türkiye'de olsa ne oluyor? Sen arabaya biniyorsun. İşte arabayla geziyorsun ve aa diyorlar şunun arabası varmış. Yani Türkiye'de biraz daha böyle. Herkes birlikte yaşıyor. Bir problem olduğu zaman birlikte çözülüyor. İşte bir sıkıntı olduğu zaman birlikte aşılıyor vesaire. Burada öyle değil. Burada herkes kendi dalgasına bakıyor. Kendi yoluna bakıyor. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Gerçekten hani bana ne diyor yani. Ha tabii ki bu kadar abartılan kadar değil yani. Mesela diyor ki insanlar hani Almanya'da sokakta biri düşse hiç kimse yardım etmez falan. Yalan arkadaşlar. Çok defa gördüm. Yaşlılar gözümün önünde düştü. Ben gidecektim ama benim önümden birçok kişi gitti yani gerçekten. Yardım ediyorlar. Öyle değil yani. Ama genel manada size o kadar çok bir şey sormazlar. Yani sizi çok takip etmezler. Ne yapıyor millet? Şunu takip ederler. Çöpü doğru atıyor musun? Onu takip ederler. Yani atıyorum yanlış çöpü yanlış poşete attıysan onu takip eder yani. Alman bir kadın gelir camdan seni izler der ki aha yanlış attı çöpü. Gider polisi arar mesela. Bunu yapar. Atıyorum gece müzik açmışsındır. Onu takip eder. Yani onun dışında bana ne der? Yani bana ne senin hayatından der. Türkiye'de nasıl? Herkes birbirine bir şey göstermeye çalışıyor. Türkiye'de herkes iletişim halinde. Yani Türkiye'de millet bütün komşusunu, konusunu, komşusunu, akrabasını, şusunu, busunu hepsini çok iyi tanır. Yani hepsiyle vakit geçirir. Bir arada vakit geçirir. Burada o kadar yok arkadaşlar. Burada ya genelde evde oturuyorlar yani. Ya da işte ne bileyim köpek gezdiriyorlar. Öyle çok başka bir aktiviteleri yok. Yani hani spor yapan spor yapar, bisiklete biner. O konuda iyiler gerçekten. Yani biz spor yapmıyoruz Türkiye'de. Yani burada adamlar yaşlısı 80 yaşında adam bisiklet sürüyor falan. Öyle bir fark var yani burada. Hayat sıkıcı. Türkiye'ye göre çok daha sıkıcı bir hayat var. Çok daha renksiz ve monoton bir hayat var. Ama sporun var, sakinliğin var, dinginliğin var, huzurun var. Ama tabii ki sağlık hizmetlerinde yine Türkiye önde. İşte doktor olsun, işte diş hekimleri olsun, böyle işte başka şeyler olsun, başka hizmetler olsun. Türkiye çok hızlı. Yani bir sorun olduğu zaman hemen gidiyorsun ve yapıyorsun. Türkiye böyle bir yer. Ama Almanya'da seni yavaş ilerletiyorlar. Yani bir şey için danışıyorsun diyorlar haftaya tekrar gel. İşte haftaya randevu al falan filan böyle. Bir işin olduğu zaman seni aylarca süründürüyorlar. Onun dışında arkadaşlar çoğu konuda Almanya huzur isteyen, yani istediklerini yapabilmek isteyen, özgürlük isteyen bir insan için tabii ki Türkiye'ye göre daha avantajlı. Ama senin zaten birçok avantajın vardır. Maddi imkanların vardır. Senin yanındadır her şey. O zaman Türkiye daha renkli ve daha güzel bir ülke. Yani gerçekten hani çok paran vardır, çok her şeyin hazırdır. O zaman Türkiye senin için daha iyi bir ülke. Ama yine de deprem riski var işte ne bileyim. Yani politik nedenlerden dolayı sıkıntılar var vesaire. Ama tabii ki dediğim gibi bunlar sizi çok etkilemez gerçekten. Türkiye'de paran varsa her şeyi çözersin. Biraz öyle bir ülke maalesef Türkiye. Almanya o kadar değil. Almanya'da da var bu işler. Yani Almanya'da da yani bir sürü şeyler var. Hile hurda var. Bir sürü işte yolsuzluktur, şusudur, busudur. Burada da var yani yok değil. Ama tabii ki Türkiye kadar şey değil yani Türkiye kadar İşin cıvkı çıkmamış.
Evet arkadaşlar, ben size bir sene boyunca deneyimlediklerimi anlattım. Ben gerçekten İstanbul'un o keşmekeşinden, o sürekli bir yere gitme durumundan, sürekli her gününü 2 saatini, 2,5 saatini trafikte geçirme durumundan bıkmış bir insan olarak buraya geldim. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle çok mutluyum. Çok huzurluyum. Özellikle küçük bir şehirde yaşıyorum. Bana diyorlar insanlar, orada sen sıkılmıyor musun falan. Sıkılmıyorum kardeşim. Ya sıkılıyorum ama idare ediyorum. Yani bisikletle gidiyorum. Her yere bisikletle gidiyorum. Yani metrosu var. Hani atıyorum işte tramvayı var ama binmeme bile gerek yok. Her yere bisikletle gidiyorum ve bu beni o kadar rahat ettiriyor ki. Yani yürüyorum, bisiklete biniyorum, koşuyorum, spor yapıyorum. Bu olay gerçekten insanı huzura erdiriyor. Ama tabii ki yine yalnızlık durumu var. O da gülün dikeni olsun diyelim arkadaşlar. Yani sağlığım var, huzurum var, sporumu yapıyorum. Buranın doğası daha güzel. Yani buranın havası daha temiz. Yani özellikle İstanbul'dan çok daha temiz. Yani bunları düşündüğün zaman yine Almanya öne çıkıyor arkadaşlar. Evet. Yani birçok şeyi değerlendirmeye çalıştım. Birçok şeyi değerlendirmeye katmaya çalıştım. Dediğim gibi benim fikirlerim zaten aşağı yukarı belli. Yani elinizde işte Almancanız, İngilizceniz varsa, bir mesleğiniz varsa, maddi imkanlarınız varsa bence buraya gelmeyi bir deneyin. Yani beğenmezseniz geri dönersiniz. Sonuçta birazcık Almanca öğrenmiş olursunuz ki Almanca önemli bir dildir. Yani İngilizceden sonra gerçekten önemli bir dildir. Yani akademik bir şey okuyacaksanız, bir şey araştıracaksınız, tarih araştıracaksınız, coğrafya araştıracaksınız, Almanca gerçekten önemli bir dildir. Ve kesinlikle kötü deneyim hiçbir şey deneyimlememekten daha iyidir. Yani Almanya'da kötü deneyimler yaşarsanız bu sizin tecrübeniz olur ve geri dönersiniz. Yani anladınız mı? Ama yani Türkiye'de aynı hayatınızı yaşamaya devam ederseniz kendi perspektifinizi geliştiremezsiniz. Ama hani buraya gelirsiniz, İşte bir 5-6 ay kalırsınız, beğenmezsiniz, geri dönersiniz. Yani kimse sizi burada zorla tutmuyor. Bence imkanı olan herkes denesin arkadaşlar. Görüşürüz. Böyle genel bir video yaptım. Biraz editlemeden paylaşacağım bunu. Umarım beğenirsiniz. Bayağıdır uzun video yapmıyordum ve biraz çekiniyordum. Çünkü uzun videoları kimse izlemiyor. Çok hızlı konuşuyorum biliyorum. Bu biraz benim otomatik halim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Başka video istiyorsanız, başka uzun video istiyorsanız yorumlarda yazın. Çünkü ben gerçekten artık uzun video yapmak istiyorum. Teşekkürler herkese. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sporunuzu yapın. Sağlığınıza iyi bakın. Uyuyun. Düzgün uyuyun. Dengeli uyuyun. Görüşürüz.